Söz verdik yapıyoruz 20 Haziran Perşembe günü yaza merhaba çekilişi ile sizlerleyiz. Kasapoğlu mobilya kalitesinde tam 50 adet birbirinden özel hediye sizleri bekliyor. Bir adet özel koleksiyon köşe takımı, bunun yanı sıra halılar, sehpalar ve paspaslarla evlerinize misafir olmaya geliyoruz. Kampanya ve çekilişimizin detayları Korkuteli Kasapoğlu Mobilya'da olacak. Korkuteli Belediyesi yaptığı çalışmalarla fark yaratmaya devam ediyor. Son olarak da içinde yarı olimpik bir yüzme havuzu bulunan bir spor kompleksi inşaatına devam ediliyor. Bu inşaat yeni mahallede bildiğiniz gibi. Biz de bu spor kompleksi inşaat alanına giderek görüntüledik ve ne aşamada neler yapılıyor sizler için haberleştirdik. Merhaba efendim. Korkuteli Belediyesi'nin Ramazan ayının sonlarına doğru yapmaya karar verdi. Aslında Ömer Başkan'ın projeler arasında olmayan ama Ramazan içerisinde gelişen yarı olimpik yüzme havuzu, şöyle söyleyelim, bir spor kompleksi yapılıyor yeni mahalleye. İşte içerisinde görüyorsunuz yarı olimpik yüzme havuzu, basketbol sahası, tenis kortu, voleybol sahaları olan, yine hamamı, saunası olan, çok güzel, Korkuteli'ne hakikaten yakışan bir tesise kavuşacak ve sanırım Türkiye'de ilk olacak. Çok kısa sürede, aşağı yukarı 20 günlük veya 25 günlük bir sürede bitirilmiş, tamamlanmış olacak bir tesis olacak. Biz de bugün buraya geldik. Tesis ne aşamada? Bir bakalım dedik. Neler yapılmış? Efendim, bayramda bile Korkuteli Belediyesi durmadı. Çalışmalarına devam etti. Havuz kendini göstermeye başladı. Yan blokları yapıldı. Birkaç gün içinde havuz tamamen bitmiş olacak. Şimdi isterseniz şöyle gezelim. Hamam, sauna yapılacak yere geçelim. Ve diğer halı saha yapılacak. Tenis kortu yapılacak. Voleybol sahaları, basketbol sahaları yapılacak. Onları da bir dolaşalım. Hem beraberce gezmiş olalım. Efendim, şimdi hamam, sauna kısmındayız. Giriş kısmımız burası olacak ama şimdi sıva dökülmüş, oradan giremedik. Biz yan taraftan girdik. Hemen kısaca size de burayı bir tarif edeyim. İçinde neler olacak? Hemen isterseniz ilk önce sondan başlayalım. Burada Çağlar abimiz de var. Abi kolay gelsin. Sağ olasın. Ustalarım, size de kolay gelsin. Efendim, ilk önce hamamdan başlayalım. Hamamımız bayağı şekillenmiş vaziyette. Göbek taşı yapılmış. Isıtma sistemleri monte edilmiş. Çeşmeler konulmuş. Sadece konulara da gelecek herhalde. Bu şekilde bayağı şık, güzel, estetik bir hamamımız olacak. Burası hamamımız Göbek taşı ile beraber. Görüyorsunuz hemen karşısında bu küçük bölme şok odası olacak. Yani işte hamama girmeden, saunaya girmeden önce soğuk duş alınması gerekiyor. Onun odası. Bu gördüğünüz odada sauna olacak. Yani gerçekten sauna içinde burası gayet yeterli. Değil mi Çağlar Usta? Burası da yeterli. Buranın da işçiliği bayağı bitmiş, kaba işçiliği bitmiş gibi. Hemen ilerliyoruz. Burada karşılıklı olarak iki tane soyunma odası var. Burası tabii şu anda tam ne olacak bilmiyoruz ama burası dolaplar gelecek. Burada duş alınacak. Yani temiz, son temiz duşunu alıp giyinmeden önce. Ve burada da kabinler olacak. Rahat giyinilince. Ve aynı şekilde karşıda da var. Orada da yine kabinlerin olduğu, duşların olduğu bir bölümü var. Görüyorsunuz burası da artık sıvaya geçmiş vaziyette. Kabası bitmiş. Sıva devam ediyor.
Hemen şu gördükleriniz lavabolar. İki burada, dört tane lavabosu var. Çağlar Usta, burası ne oluyor? Spor aletleri bulunacak, spor mu yapacak? Burası fitness salonu. Bayağı büyük bir fitness salonu oluyor. Gördüğünüz gibi sadece herhalde bildiğim kadarıyla şurada bir giriş olacak. Oradan bölünecek herhalde. Bir bölünme olacak. Fitness salonunun da sıvası falan bitmiş vaziyette. Ve burada iki tane daha küçük odalarımız var. Bunlar da idari bölümler. İdari bölümler oluyor. İstersen Cevdet şöyle çıkalım biz de. Buradan. İdari bölümler. İki tane, hatta üç tane mi olacak Çağlar abi idari bölüm? Üç tane olacak gibi. Burası da, abi ne zaman biter tam? Kaç güne biter burası? Bizim kendi teslimatımız bir haftada bitiririz burada. Bir hafta içerisinde bitecek. Yani rekor bir seviyede. Efendim, gezmeye devam ediyoruz park alanı içerisinde. Şimdi şu karşımızdaki gördüğünüz fayansların yığılı olduğu bölüm kafeterya olacak. Aşağı yukarı kafeterya, betonun az göründüğüne bakmayın. Yaklaşık 180-200 metrekare bir alan olacak. İşte masaların, sandalyelerin bu kapalı alanı masanın, sandalyeler de bu bölümde olacak. Gerçekten şık. Hem yani burada spora gelene, hizmet verecek, spor yapmasına gelene, hem hamama gelene, hem de yüzmeye gelene hizmet verecek. Gerçekten güzel bir kafeterya da olacak burada. Hemen arkamda gördüğünüz yine ilçemizin en çok ihtiyaç duyduğu gençlerin özellikle halı saha. Efendim, halı sahamız da gayet büyük. Yani uzaktan bakınca sanki küçükmüş gibi gözüküyor ama içine girdiğin zaman tabii yapılıp bir denememiz lazım. Tabii yapılıp bir 10 gün içerisinde ilk denememizi de yapacağız. Halı sahanın da şimdi şuradan başlamışlar. Basketbol sahasından başlanıp buraya doğru geliniyor. İşte basketbol sahası, tenis kortu, voleybol sahası ve futbol sahası şeklinde bir çalışma var. Ve görüyorsunuz, hemen dikkatinizi çekmiştir. Bir taraftan da yeşillendirme, peyzaj çalışmaları başladı. Ömer Başkan hemen ağaçları diktirdi. Gerçekten burası, şöyle söyleyeyim, 1-1,5 ay içerisinde ya yeşillenmeye de başladıktan sonra gerçekten buraya, yeni mahalleye, bu mahalleye çok büyük bir katma değer katacağını düşünüyorum bu tesisin. Ayrıca Korkuteli'nin de özlediği, beklediği bir hizmet oldu. Biliyorsunuz özellikle yüzme havuzu gerçekten biz Korkuteliler için bir sıkıntıydı. Malum herkes çocuğunu Antalya'ya yüzme kurslarına gönderemiyor. Ya vakti olmuyor ya maddiyatı yetmiyor. Ama Korkuteli Belediyesi güzel bir hizmet yaptı. Özellikle buradan da Ömer Başkan'a teşekkür etmek istiyoruz. Çünkü Ömer Başkan'ın seçim vaatleri içerisinde bu tesis yoktu. Bu tesis yoktu. Hatta bir ara konuştuk, Ömer Başkan'la da konuştuk. Abi nereden çıktı bu, dedik başkanım. Ya dedi, bu Ramazan'da aklımıza birden gelen, işte Ramazan'da boş durmayalım, çalışalımdan çıkan bir iş dedi. Hakikaten çok güzel oldu. Bence Korkuteli'ne de yakışacak. Efendim, kısaca size tesisi de tanıtmış olduk. Şu oraya da gitmemize gerek yok. Gösterelim. Basketbol ve voleybol sahamız, tenis kortumuz olacak. Burası da havuzu çektik abi. Çektik. Abi burası ne oluyor? Yeşil alan olacak. Evet, bir de bu sontajı da gösterelim Cevdet. Efendim, buraya da Korkuteli Belediyesi bir sontaj vurdurdu. Kendi suyunu karşılamak için. Gerçekten güzel de su çıktı. Biz bunu geçenlerde basın toplantısı yaptı Ömer Başkan burada. O basın toplantısında da biz şans eseri denk geldik. Gerçekten güzel su var. Su sıkıntısı da çekmeyecek park. İnşallah Korkuteli'mize de hayırlı uğurlu olsun. Ve inşallah Korkuteli Belediyesi'nden her mahalleye bu ve bu benzeri tesislerden
görmek bizlere nasip olur. Korkuteli Belediyesi de yapar. Efendim, gözünüz Korkuteli TV'de olsun. Bizi izlemeye devam edin. Söz verdik yapıyoruz. 20 Haziran Perşembe günü yaza merhaba çekilişi ile sizlerleyiz. Kasapoğlu mobilya kalitesinde tam 50 adet birbirinden özel hediye sizleri bekliyor. Bir adet özel koleksiyon köşe takımı, bunun yanı sıra halılar, sehpalar ve paspaslarla evlerinize misafir olmaya geliyoruz. Kampanya ve çekilişimizin detayları Korkuteli Kasapoğlu Mobilya'da olacak.